pandemi günleri dünyayı sarstı. Üçüncü Dünya Savaşı veriyor insanlık. Ama mücadele başarıyla sonuçlanacak. Aşı olduğumuz için önemli misafirlerimiz var ve tarihe not düşeceğimiz için de yüzümüzde gözüksün istedik. Şöyle maskeyi indirerek. Burası İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi ve Devralen Belgesel Program Stüdyoları Gebze ve çok önemli konuklarımız var burada. Medeniyet Üniversitesi'nden ve İSAM Kütüphanemizin değerli müdürü. Ben önce sözü eğitim önemli. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Duygu düşünceleriniz, tarihimiz, kültürümüz, kitap medeniyeti ve kütüphanemize şeref verdiniz. Ben özellikle bugün burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten yerel tarih ve yerel kütüphanelerin şehirlerimizin önemli kurumları olduğuna inanıyorum. Ve bu bağlamda da Türkiye'de gerçekten öyle insanlar var ki bütün hayatlarını kültüre, bilime ve kitaplara adamış insanlar. Ve bu bağlamda da biz bugün buradaysak gene bu sebepler bizi buraya getirdi. Burada İKTAV'ın kuruluş amaçlarını öğrendik. Kütüphaneyi gezdik. Gerçekten çok önemli yerel bir kültürel değer ve hafıza olduğunu gördüğümüz bu kütüphane medeniyetimizin, yerel tarihimizin önemli koleksiyonlarından bir tanesi. Benim hocam ve kendim de kütüphane tarihi çalışmaları dolayısıyla kütüphanelere özellikle önem veririz ve bu bağlamda da Gebze'de bugün burada gene yerel bir koleksiyonun içerisinde tarih ve medeniyeti buluşturan bir anda burada beraber bulunuyoruz. Ve bu bağlamda da buradaki kütüphanenin muazzam ve değerli bir kütüphane olduğunu gördük. Hem İslam Kütüphanesi Müdürümüzle beraber bu ana şahitlik etmiş olduk. Bu kütüphanenin korunması, geleceğe aktarılması, yerel kültürün ebedileştirilmesi bakımından çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu amaçla buradayız. Bu tür yerel koleksiyonların korunması ve gelecek nesillere aktarılması aslında kültürel varlığımızın en önemli araçlarından bir tanesi. Anadolu'da biz yaklaşık olarak 1000 yıldır buradayız. 1000 yıla yakın bir süredir Anadolu'ya gelip yerleşmişiz. Bu bağlamda da bu Anadolu'yu Anadolu yapan, işte burayı bizim yurdumuz yapan şeyler arasında en önemli varlıklarımızdan bir tanesi de kültürel varlıklarımız, kitaplarımız, arşivlerimiz. Bu yerel arşivde de bütün Gebze'nin hem basılı hem işte görsel arşivlerinden değerli bir koleksiyonu inceledik. Burada yaklaşık olarak yanılmıyorsam 10 bin civarında kitap ve 10 binin üzerinde de görsel fotoğraf ve video kasetlerinden oluşan muazzam bir arşiv bulunuyor. Bu bizim için tarihsel anlamda çok değerli ve önemli. Çünkü Gebze'nin tarihini yazacak kadar önemli bir son 60-70 senenin basın arşivi burada bulunuyor. Aynı zamanda Gebze'nin tarihi ve Kocaeli bölgesi araştırmaları için ciddi anlamda bir koleksiyonun oluşturulduğunu gördük. Bunların hepsi bizim için bir sürpriz de oldu. Bu kadar geniş ve güzel bir arşiv beklemiyorduk. Bu bağlamda da ben kurucusu olmak hasebiyle öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bize böyle yerel bir arşivi ve yerel bir kütüphane kazandırmışlar. Ve bu bağlamda da kendilerine başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biraz da hem Medeniyet Üniversitemiz ve kütüphanecilik bölümü, şimdi gerçi evet, bilgi dokümantasyon belge bölümü bilgi oldu. Belge yönetim bölümü yönetim oldu. Yönetim bölümü evet, oldu. Çok önemli bir kurum üniversitelerimiz. Hem birkaç cümleyle Medeniyet Üniversitesi ki Gebze için çok anlam ifade eder. Değerli rektörümüz, kurucu rektör değil mi? Evet. Müfettin Bey, Gebze'nin evladı, evet. Gebze bölgesi. Birkaç cümle lütfen. Yani Gebze tabii ki bizim Osmanlı tarihi için olduğu kadar günümüzde de hem sanayi, teknoloji ve bilgi merkezi olmaya aday bir bölgemiz. Bu bağlamda da işte Gebze ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak inşallah işbirliğimizi geliştirmeyi ve bu bağlamda da mutlaka İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak da katkı vermeyi ümit ediyoruz. Burada Gebze İstanbul'un artık hemen komşusu ve çok yakın işbirliğine açık olacağımız bir bölge. Bu bağlamda da inşallah ileriki dönemlerde bilgi belge bölümü olarak yeni kurulmuş olup yeni öğretime başlamamıza rağmen ciddi anlamda Gebze'ye de inşallah bir hizmet sunmayı ümit ediyoruz.
Bilgiye sahip olanlar dünyaya sahip olur. Bilginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. O bilgiyi, bilgi teknolojilerini kullananlar dünyaya hükmettiler. Hatta aşıyı da yine bilgi belgeyle. İlk emri oku diyen bir yüce kitabın dinin mensubu olarak okumaya önem vermemiz gerekiyor. Ve böyle bir imkanı da bizlere bahşettiği için de yüce yaradana teşekkür ediyorum. Ama kitap, medeniyet, kültür deyince İslam'ı, manevi tarihimizi unutmamak gerekiyor ve dünyanın birçok coğrafyasına gittiğimizde en önemli kaynak eser olarak Diyanet Vakfımız İslam Ansiklopedisi ve İSAM'ı görüyoruz. İSAM'ın kütüphanemizin müdürünü burada görmek, burayı şereflendirmelerine şahit olmak beni mutlu etti. Hocam hem İSAM'ı hem de burayla ilgili duygularınız. Evet, bizim için de Bilgin Bey'in dediği gibi güzel bir gün. İsmail Bey'le yaklaşık bir 20 yıl önce tanışmıştık. O zamanki ve hala da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hem ülkemizde hem ülke dışında coğrafyalardaki gezilerini, belgesel çekimlerini, yayın faaliyetlerini yakinen izleyen biriydim. Bugün de kendisinin davetine icabet edip gelmekten büyük mutluluk duyuyorum ve sağ olsun güzel bir şekilde ağırlandık. İstişare ettik, bilgi birikimimizi, tecrübemizi paylaştık. Bir kütüphaneci olarak İsmail Bey'in bunca yıl emek sarf edip oluşturduğu kütüphane, dergi, kitap, görsel malzeme ile ilgili böyle bir arşivi, böyle bir merkezi görmekten büyük memnuniyet duydum. Bilgin Bey'in de ifade ettiği gibi yerel ve bölgesel tarih çalışmalarında bu tür özel girişimler ve özel koleksiyonlar büyük önem arz ediyor. Ben bundan dolayı buradan bu vesileyle Gebze Belediyesi'ne, Gebze Kalkınma Ajansı'na, Muallimköy Bilişim Vadisi'ne, bu bölgeyle ilgili sorumluluk olan bütün idari ve mülki amirlere seslenmek istiyorum. Bu koleksiyona sahip çıksınlar, İsmail Bey'e bu konuda destek versinler. Bu bölgedeki özellikle gençlerin bu koleksiyonu kullanmak, bu koleksiyona erişmek için İsmail Bey'in arzusuna göre her türlü desteği temin etmelerini istirham ediyorum. Ve bir kütüphaneci olarak da burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Biraz İSAM'dan da bahsederseniz. Malum İSAM Diyanet Vakfı'nın bir kurumu, İslam Araştırmaları Merkezi ve içinde de İSAM Kütüphanesi faaliyette bulunuyor. Yaklaşık 35 küsur yıllık bir geçmişi var. Şu anda koleksiyon olarak kitap ve dergi toplam 550 bine ulaştık. Bunun dışında dokümentasyon ve arşiv birimlerimiz var. Biraz önce de görüştüğümüz gibi arşiv birimimizin kadı sicilleri önemli bir koleksiyon oluşturuyor. İçinde ayrıyeten Yusuf İzzettin Efendi, Orhan Şahik Gökyay, Cüret Kosal gibi çok önemli şahısların da özel koleksiyonları var. Bunlar da tasnif edildikçe lisansüstü araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Ansiklopedimiz yayını bittikten sonra da dijital olarak web sayfamızdan açıldı. İSAM'la İstanbul Kültür AŞ'nin arasında yapmış oldukları bir anlaşma gereği de önce 40 cilt, sonra da Medipol Üniversitesi'nde katkılarıyla 60 cilt, toplam 100 ciltlik İstanbul Kadı Sicilleri bitirildi ve dijital olarak web sayfamızda açıldı. Ayrıca biraz önce detaylı bir şekilde İsmail Bey'e de çalışmalarında istifade edilmesi için gösterdiğimiz gibi kütüphane olarak İlahiyat Makaleler Veri Tabanı, Türk Tarih Edebiyat Kültür Sanat Makaleler Veri Tabanı, Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı ve Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı. Bunlar hepsi full text, PDF, metin erişimli veri tabanlarıdır. Hiçbir şekilde üyelik yoktur. İki tıkla girersiniz. Hiçbir şekilde ücret ödeme yoktur. Çok basit, pratik arama menüleriyle araştırmacıya, gecenin bir saatinde de olabilir, 7 gün 24 saat bütün dünyadan ulaşım verilmektedir. Hele bu virüs döneminde kısıtlı imkanlarla kütüphanelere ve kaynaklara ulaşamayan araştırmacılar için kütüphanenizin bu tür dijital faaliyetleri çok önem arz etmektedir. Ve kullanıcılardan almış olduğumuz geri dönüşlerde de bu memnuniyetler ifade edilmektedir. Biz de kütüphaneciler ve kitapseverler olarak bugünkü ziyaretimizde İsmail Bey'e ve böyle bir kütüphanesinin en güzel hediyenin kütüphane ve kitap olacağını düşünmüştük. Bilgin Bey'le gelirken önce ikimizin de hocası olan kütüphancılık bölümünden Profesör İsmail Erünsal hocamız adına hazırlamış olduğumuz iki ciltlik armağan eseri getirdik. Bu iki ciltte İsmail hocamızın öğrencileri, akademik arkadaşları ve dostlarının yaklaşık 40 küsur
ilmi makalesini içermektedir. Hocamıza bir vefa borcu olarak bu armağan eseri çıkarmıştık. Bunu İsmail Bey'e getirmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıyeten bu sene Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Zeytinburnu'nun çok yeni çıkarmış olduğu ve sergisini de hazırladığı. Murat Aydın Bey mi yoksa yeni belediye bey? Yok, Murat Aydın Bey Beykoz'a geçti. Beykoz'a şimdi geçti, yeni Ömer Arısoy Bey olması lazım. Evet. Ve önem verdiğimiz birkaç dergi vardı. O dergileri getirmek istedik. Üsküdar var, Dünya evet. Hayat. Çok çok hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ya bunlar biz de size nasip olursa dünyanın 80'e yakın ülkesi. İnşallah. Türkiye'nin birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerimizin ki birçok televizyon kanalında ulusal belgesel onlardan. Bir de vakfımız var. Şu anda bulunduğunuz burası ayrıca Kültür Bakanlığı'na tescilli bir vakıf. Bir kütüphane. Evet. Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğümüze tescilli özel aile çok vakıf güzel. Kütüphanesi. Aile yani böyle bir özellik oluşsun istedik. Vakıf olarak ve kültür merkezi olarak inşallah bütün belgesellerimizin ve birçok ülkede çektiğimiz fotoğrafların arşivini kabul ederseniz memnuniyetle. Araştırmacıların. Tabii memnuniyetle, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yerel ve sözlü tarih araştırmaları kurulsun. Kim kursun? Üniversitelerimiz kursun. Bugün Allah'a şükür her ilimizde bir üniversite, hatta birçok üniversite var bir ilde. Ama yaptığımız araştırmaya göre maalesef sözlü ve yerel tarih araştırmaları noktasında hiçbir araştırma merkezinin olmadığını gördük. Dünyanın birçok ülkesini gezdiğimizde müzeler, araştırma merkezleri, kent tarihçileri müthiş çalışmalar yapıldığına şahit olduk. Özellikle Yenisey Vadisi'nde bir köyde Turan Müzesi gördük. Afrika'nın bir coğrafyasında İslam Eserleri Müzesi ve yerel tarih araştırmalarını gördüğümüzde niye Türkiye'de bu yok diye hep hayıflandık. Ve bugün bir yazı makale aldık ama hocalarımla bu konuyu konuşacağım hiç aklımdan geçmiyordu. Hocam bilmiyorum, cehaletimi mazur görün. Acaba Türkiye'de üniversiteler bünyesinde yerel sözlü tarih araştırmaları merkezi var mı? Ve bugün biz böyle bir kampanya da başlatılsın arzu ediyoruz. Üniversitemiz olarak ki özellikle Gülfettin Bey buralı. Belki de yerel olarak ilk etapta burada böyle bir şey başlatılabilir. Yerel ve sözlü tarih araştırmaları merkezi konusunda sizlerden son bir mesaj alalım. Sonra da programı kapatalım efendim. Teşekkür ederim. Yani Türkiye'de Bilim Sanat Vakfı'nın başlatmış olduğu bir sözlü tarih geleneği vardı. Bu sözlü tarih geleneği zaman zaman basılı halde de araştırmacıların hizmetine sunulmuştu. Bununla ilgili olarak hatırladığım kadarıyla birkaç tane küçük çaplı da olsa yayın faaliyeti olmuştu. Ama bunu İsmail Bey'in de bahsettiği gibi organize bir şekilde bütün Türkiye'ye yaygınlaştırarak yaşayan kültür mirasımız adını verdiğimiz işte sanatkarlar, önemli şahıslar, tarihe mal olmuş isimler olmak üzere mutlaka bunların her birinin yerel kültüre kazandırılması ve tanıtılması ihtiyacı var. TRT 2 bu konuda gerçekten çok muazzam ve önemli işler başardı. Ama yerel sözlü tarih geleneği bunun içerisinde çok daha önemli bir alan. Mutlaka bunun da kültür adamlarıyla, bilim adamlarıyla, yerel değer taşıyan bütün insanlarla yapılarak yerel arşivlerin oluşturulması bizim için ve geleceğe bırakacağımız çok önemli bir miras olduğu için büyük önem taşıyor diyeyim. Gülfettin Çelik Bey kendisi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi ve Gebze üzerine bir tez hazırlamıştı ve hayran kalmıştık. Bunun kitap olarak nasıl çıkarılabilir diye bir çalışma da başlatmıştık. Rahmetli Ahmet Pembegüllü dönemin belediye başkanı o göremedi ama ondan sonra gelen belediye başkanımız kitabı hazırladı. Biz de basımına destek olduk. Doçent Doktor Gülfettin Çelik bugün Medeniyet Üniversitemizin hem kurucu rektörü hem de rektörü. Efendim belki bu vardır ama bir sürpriz olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de yani rektörümüzün kitabını bu şekilde bir kurumda almaktan gerçekten memnun oldum. Yani yerel tarih çalışmaları büyük önem verdiğim bir alan. Bu bağlamda da hem hocamıza bu ilmi mesaisi için hem de bu güzel hediye için İsmail Bey'e teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ama size de belgesel programlarımızın 300'e yakın belgesel programın arşivini vereceksiniz. Evet. Ben de bunu öğrencilerimizle paylaşarak yerel tarih çalışmaları için kullanacağım ve inşallah. Ve vakıf olarak hocam son olarak Biz Anadolu'da 1048 ilk kurulan vakfın Pasinler'de kurulduğunu biliyoruz ama siz Birkaç cümlede gerçekten böyle mi bilmediğimiz bir şey.
şey mi var? Evet, İslam dünyasında aslında vakıflar çok daha eski ama bizim vakıflar arşivinde ulaşılabilen en eski kayıtlar olarak 1048 yılı işaret ediliyor. Halbuki İslam dünyasına çok daha önceki tarihlerde katılmış olan Mardin, Diyarbakır, Cizre gibi önemli kent merkezlerinde çok eski daha vakıfların olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda da tabii ki bunların ortaya çıkarılıp araştırmalara açılması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda da vakıflarımıza büyük önem, büyük görev düşüyor diyelim. Bu vakfımızda da bir aile vakfı burası. Bu mesajı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür vakıfları ederim. Yaşatmak ve sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Bu bildiğimiz kadarıyla en eski kayda alınmış şiirlerin kayda alınmış şekli divan, yani Hüsnü'nün divanı. Orijinali Millet Kütüphanesi'nde ve Türk dilinin kurucu metinlerinden bir tanesi bu metin. Yani bizim için İslam dünyasının ve Türk dilinin en önemli dil abidelerinden bir tanesidir bu. Yani bu da Türkçenin anıtlarından sayılabilir. Yani aşk başına. Yani 500 yıllık kitabın orijinal basımı ama evet. Yine hayatta tesadüf edilmez evet. Hocam. Bu sene Yunus Emre yılı. Evet. Değil mi? Evet. Hepimizin ilkokuldan beri okuyup ezberlediğimiz Kaşgarlı Mahmut'un meşhur Divan-ı Lügat-ı Türk'ü. Şöyle kaldıralım evet. Hocam. Bu da tahmin ediyorum Millet Kütüphanesi'ndeki. Bu da 1000 yıllık değil mi? Dünyadaki tek nüsha bu. Bu da 1000 yıllık galiba değil mi? 1000 yıllık. Evet. 1000 yıllık kitabın orijinal basımı. Söz değil öz derler ya, laf değil icraat derler ya. Bir şeyler bırakmak gerekiyor. Hep sloganımız şu. Baki kalan gök kubbede hoş bir seda. Ömür gelip geçiyor. Evet, Gebze Tarih Ansiklopedimiz var. Bunu hemen hemen yaklaşık 13 sene önce basmıştık. Ve Gebze gazetesinde yayınlanan bilgilerden derlemiştik. Ve vakıf olarak basıp İsmail Sevinç diye bir kardeşimiz bunu gecesini gündüzüne katarak hazırlamıştı. Onu da saygıyla anıyor ve Gebze Tarih Ansiklopedisi bilmiyorum yoktur inşallah. Siz de bir noktada Gebzelisiniz ve duydum başı büyük Maltepe bu bölgeler hep Gebze'ye bağlıydı. Hocam İSAM'a takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey, çok sağ olun. İSAM Kütüphanesi adına memnuniyetle bu hediyenizi alıyorum. Bilgin Bey'in de dediği gibi bu yerel tarih üzerine yapılan her türlü çalışma bizi çok memnun ediyor. Çünkü bunlar bir envanter çalışmasıdır. Ünik nüshalardır. Ve o bölgenin tarihine bir katkıdır. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Ve yine çağrıda bulunuyoruz belediyelere, valiliklere ama özellikle üniversitelerimize. Çok önemli üniversitelerimiz. Her ilde yerel, sözlü ve tarih araştırmaları merkezi kurulsun. Çünkü o yaşlı insanlarımızla söyleşilsin. O kayıp bilgiler, belgeler toparlansın. Evet, bu kütüphane 46 yıl önce bu düşüncelerle başlamıştı. Biz gibi de bugün geldiğimiz noktada şaşırıyoruz. 10 bine yakın kitap, dergi, bilgiler var. 10 binlerce diyebileceğimiz fotoğraflar var. Hem dijital hem kağıt üzerine basılmış fotoğraflar. Yüzlerce saat dünyanın birçok bölgesinden belgesel görüntü kayıtları. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Vakfı olarak kültürümüzün, tarihimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önce kendimiz icraat yapalım, sonra konuşalım diyoruz. Üniversitelerimize tarihi görevler. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim.